Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar değerli izleyenler. TGRT Haber TV, TGRT Euro kanalımız, TGRT Belgesel TV ve TGRT FM radyomuzda emekli müftü Sayın Sait Emin Arvas hocamızla iftara doğru programıyla karşınızdayız. Günler akıp geçiyor, Ramazan'ın sonu yaklaşıyor. Biz de bugün konu başlığı olarak ölüm konusunu işlemeye karar verdik. Ölüme hazır mıyız? Öldükten sonra neler olacak? Şimdi efendim, bazen televizyonlarda izliyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Ölüm anında ne yapmak lazım? Şeytan ölüm anında insanın aklına girmek istiyor, onu şaşırtmak istiyor, onu dininden, imanından etmek istiyor. Bazı aileler var, ölüm anında ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kabire gideceğiz, kabirde hangi sorularla karşılaşacağız? En temel İslami bilgileri bile bilmeyen bir toplum haline dönüştük. O yüzden ölümü bir hatırlayalım, ölüme hazır mıyız onu hocamızdan dinleyelim ve ölüm anında neler yapılacak onu dinleyelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Elhamdülillah, hamdolsun, iyiyiz. Allah afiyetler versin. Bugün de böyle bir konuya girelim dedik. Evet, çok iyi düşünmüşsünüz, isabetli bir karar almışsınız. Çünkü hakikaten ölüm en güzel nasihattır. Nasihattır. Evet, ölümü hatırına getirmeyen şeytan ve nefsin tuzağına her zaman düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ölümü hatırlamak, sık sık yad etmek kişiye istikamet kazandırır. Evet efendim. Kişiye attığı adımın yarın hesabının sorulacağını öğretir. Dolayısıyla onun için İslam alimleri her fırsatta ölümü hatırlamak istemişlerdi. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz kendisine hem ölümü "Ela kulli hal öleceksin" tarzında kendisine hep tavsiyede bulunmasını ifade etmişlerdir. Yani birilerinin Hazreti Ömer Efendimiz'e ölümü hatırlatma. Bir defasında "ben ölümü zaten hiç aklımdan çıkarmıyorum ki" diye cevaplamışlardı. Dolayısıyla ölüm zahiren kişiye sıcak gelmez. Evet. Ürkütücü bir tabirdir. Ama bir vakadır, bir hakikattir. Mümin için aslında bir rahmet kapısının yeniden açılmasıdır. Şimdi hep deriz ya, fani dünya. Fani dünya. Günde kim bilir kaç defa aynı tabiri kullanıyoruz. Evet efendim. Elbette ki dünya fanidir. Dünyaya gelen hiçbir mahluk sürekli kalacak değildir. Ölüme dur diyebilen bir yiğit var mı? Hadi ben ölmek istemiyorum. Bütün dünyanın imkanlarını seferber etse birileri, yine de ölüm hakikatini ortadan kaldıramaz. Evet. Ama Allah-u Teala kainatta ne varsa hepsini biz insanların hizmetine sunmuş. Çok değerli bir varlığız. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Allah Celle Celaluhu biz insanları şöyle tarif buyurmuş. Ben insanları en mükemmel bir şekilde yarattım. Yeryüzünde Allah'ın halifesidir insanoğlu. Bu kadar imkanlara layık görülen, yeryüzünde, gökyüzünde, denizlerin derinliklerinde, okyanusların derinliklerinde yaratılan her şey dönüp dolaşıp bize hizmet ediyor. Hani inşallah daha çok buluruz. Karadeniz'de bulduk ya biz petrolü veya işte doğalgazı. Rabbim nasip eder de Akdeniz'de de buluruz. Bakın binlerce metre derinlikte Cenab-ı Hak biz insanoğlu için o hazineyi orada evet. Yaratmış. Rahmet yağıyor gökyüzünden, toprakla buluşup enva-i türlü nimete dönüşüyor. İnsanoğlu bu kadar şerefli, her şey bize hizmet ediyor. Bu kadar şerefli mahluk, efendim 70 sene, 80 sene, hadi 100 sene her ne yaşayacak da yok olup gidecek. Bu evet. Asla hem hakikate aykırıdır, hem dinin emrine aykırıdır, hem vicdan bunu kabul etmiyor. Yani insanın yaratılışı da ölümün bir yokluk olduğunu kabullenmiyor eğer akli selim ile düşünüldüğü zaman. Hemen sözümün başında bunu ifade etmek isterim ki ölüm asla bir yok oluş değildir. Ölüm bir tükeniş değil. Ölüm bir sona eriş değildir. Ölüm yepyeni bir hayata merhaba demektir. Yeni bir hayata. Ve o hayatın da nihayeti yok. Sonsuz bir hayata açılan kapının adıdır ölüm. Evet. Mümin için
Allah'ın rahmetiyle kavuşmanın adıdır ölüm. O zaman hocam ölüm bitiş demek değildir. Elbette ki öyle. Yani evet. Şöyle bir etrafımıza baktığımız zaman dirilen o kadar ölüler var ki. Hocam çok şey çarpıcı bir örnek. Ne demek evet, dirilen ölüler. Toprağa biz buğday ekiyor muyuz? Ekiyoruz. Ekiyoruz. O ektiğimiz buğday tohumu orada dağılıyor mu, çürüyor mu? Dağılıyor. Zamanı geldiğinde yeşeriyor mu? Evet. Yeşeriyor. Bahar, işte Mart, Nisan, Mayıs, Haziran neyse ve o başak, buğday başağını biz dönüşüyor. Onu evet. Anasından, onun anası kim? Toprak. Toprak. Topraktan ayırıyor muyuz? Öldü mü bir defa? Değil mi? Öldü zahiren. Çünkü onu kendi özünden koparıyoruz. Yetmiyor, onun yuvasından çıkarıyoruz. Yani başağında ayırıyoruz. Evet. Yetmedi, götürüyoruz, değirmende öğütüyoruz. Bir daha ölüyor. Yetmedi, suyla buruşturup onu tabiri caizse boğuyoruz, hamur haline getiriyoruz. Bir de o sıcak fırında onu pişiriyoruz. Yine aynı ekmeği kalkıp da ağız değirmenimizde öğütüyoruz. Ve onu midemize gönderiyoruz. Ve o ekmek, yediğimiz o ekmek yeniden bizim vücudumuzda can buluyor. Hayat buluyor. Bir bakıma diriliyor. Şimdi bazen yani nasıl olur da ölüler nasıl dirilsin tarzında böyle kişinin zihninde farklı bir takım sorular geçebilir. Şimdi kendi hayatımıza baktığımız zaman bunun hakikatini çok net olarak görebilir. Yani yok oruç değildir'in izahını yapıyorum şu anda. Yani ölüm bir sona eriş. Bir yok oruç değildi, yeniden dirileceğiz ve yeniden dirilmenin de izahını kısaca yine kıymetli alimlerimizin kitaplarda ifade ettikleri izahlarını özetliyorum. Efendimizin mübarek asr-ı saadetinde müşrikler Efendimiz'i tabiri caizse haşa zorda bırakmak için böyle kendilerince altından çıkamayacakları sorular sorarlarmış. Öyle tahmin edeyim. Öyle bir soru soralım ki Allah Resulü Muhammed bunun altından kalkamasın haşa. Müşrikler o gözle günümüzde de bazen ona benzer böyle bazı muhterem insanları zor durumda bırakmak için güya kendilerince böyle olmadık sorular sorarlar. İşte müşrikler daha Mekke dönemi Medine'ye gelinmemiş. Müşriklerin orada kısmen hakimiyeti söz konusu. Tamam. Çöplükten bir çürümüş bir kemiği alıp Efendimiz'e getiriyorlar. Ayet-i kerime de geçiyor. Yasin suresinin son sayfasında. Kale men yuhyil izabe ve hiye ramim. O müşrik çöplükten aldığı o çürümüş kemiği getirip diyor ki insanların huzurunda ey Muhammed hani sen diyorsun ya ölüler dirilecek. Hadi de bakayım bu çürümüş kemik nasıl bir daha dirilecek? Kendince böyle altından çıkamayacağı zor bir soru soracak. Allah Celle Celaluhu o esnada Efendimiz'e şu ilahi emri vahyediyor. O suale şöyle cevap vermesini emrediyor. Evet. Kul yuhyihellezî enşe'ehe evvele merre. Ey Muhammed de ki o müşriye başlangıçta bir zerreden Allah bizi yarattı ya ona evet. Kudreti olan bir zerreden bir gözle görülemeyecek kadar küçücük bir maddeden insan gibi şerefli bir mahluku yaratmaya güç yetiren Allah bir daha nasıl yeniden diriltmesin? Dolayısıyla dünya fanidir. Ancak dünya mezra'atül ahire. Dünya ahiretin tarlasıdır. Efendimizin buyruğu. Ne ekersek onu biçeceğiz. Evet, yepyeni bir hayata ölümle merhaba diyeceğiz. Mühim olan ölümle başlayacak ona o yeni aleme ne kadar hazırız? Şimdi hocam dediğiniz gibi ne kadar hazırız? Önce ölüm döşeğinde olan insan derler. Ölüm döşeğinde olan insanlar ne yaşarlar? Evet. Tabii kitapta da yine alimlerin bizlere ifade ettikleri izahlar çerçevesinde bu suale cevap vermeye çalışalım. Evet efendim. Elbette ki can kafesten çıktı mı kolay bir dava değil. Elbette ki acı ve ızdırap bedenen sıkıntı olabilir. Ama iman devreye girince en acınacak halde bile iman kişiye öyle bir güç, öyle bir kuvvet, öyle bir kudret, öyle bir dayanma gücü veriyor ki ölüm de buna dahildir. Dolayısıyla bizler Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bu dünyada bizler için takdir buyurulan ömrümüzü tamamı erdiğinde bir an ne ertelenir yine bir an ne geriye atılır. Ne öne alınır ne geriye atılır. Zaten ayet-i kerimede
bu çok net olarak ifade edilmişti. فَإِذَا جَاءَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ecel geldiği zaman bir an o ecel ne geriye atılır ne öne alınır. Evet, ömür bitti. Evet hocam. Nokta kondu. Azrail geldi. Emanetini alacak. Bu esnada bizlere tavsiye edilen şu. Ölüm döşeğinde olan bir mümine yakınındaki, etrafındaki kişiler, işte çocukları, evlatları, komşuları, dostları, sevenleri zorlamadan ona hatırlatmak babından bazen La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeli. Veya işte bazen Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ancak bunu derken böyle o ölüm döşeğindeki kişiyi sarsıp da hadi sen de söyle bak amca duymadın mı? Hadi baba hadi de bakayım. Böyle değil. Sadece hatırlatmak babından. Eğer ki ölüm döşeğinde olan o zat hayatta iken bu kelime-i şehadet de, kelime-i tevhid de, efendim iman ile, kıble ile, namaz ile irtibatı varsa zaten o hatırlatma ona yetecektir. Onun dilinden, onun gönlünden o kelam dökülecektir. Ama Allah muhafaza eylesin. Hayatında kelime-i tevhidi pek dilinden dökmüş değil. Kelime-i şehadeti pek söylüyor değil. Efendim Allah'ın emrettiği bir hayata tutulmuş değil. Günahlar yığılmış, yığılmış, tevbe etmedi. Allah muhafaza eylesin. Ölüm döşeğine gelindiğinde o esnada biz ne kadar da söylersek yine de onun o kelime-i tevhidi ifade etmesi güçtür. Dolayısıyla son nefes önemlidir. Evet efendim. Hani hep deriz ya, ya Rabbi son nefeste iman ile huzuruna çıkalım. Son nefeste iman ile Allah'ın huzuruna çıkabilmek için nefes sona ermeden, daha rahat nefes alıyorken, daha can tendeyken, akıl baştayken, sağlık yerindeyken Allah'a kulluk gerek. Gerek ki son nefeste de biz imanda mahrum evet. olmayalım. Hocam şeytan ölüm döşeğinde olan insanın yanına gelirmiş. Şeytan ne der? Ne yapmasını ister? O kendi görevini yapıyor. Tabii ki o... O anki görev nedir efendim? Bir insanın, bir Müslümanın iman ile gitmesini istemez elbette. Ama eğer o Müslüman, o mümin hayatta imanla istibatı varsa, yani namaz başta olmak üzere Allah'a kulluk vazifesi başta olmak, kul hakkına asla efendim tenezzül etmemiş, böyle dürüst bir mümin olarak mümine ve insana yakışan bir hayata sahipse, bir değil binlerce şeytan onu orada kandıramaz. Kimi kandırır? Zaten hayatta bir hayli eksiği vardır. Evet. Zaten teslimiyeti zayıftır. Tövbe de etme fırsatını bulmamıştır veya tövbe etmemiştir. Efendim günah üstüne günah yüklemiştir. Kul hakkıyla Allah'ın huzuruna çıkmıştır. O esnada şeytan onu çok rahat kandırabilir. Dolayısıyla o görevini yapıyor. Ama eğer biz savunma mekanizmamız güçlüyse neydi o savunma? İmanla İman. Gitmişiz. İman güzel etmiş. Amellerimiz var. Zırhımız var. İman kalkanına bürünmüşüz. Kimir haddine iman zırhına bürünen bir insanı yoldan çıkarsa. Peki ne yapıyor hocam? Şeytan nasıl imandan çıkartmak istiyor? Neyi öneriyor? Yani neyi sunuyor? Onu böyle bütün detaylarıyla bilecek değiliz. Fakat kitaplarda anlatıldığı kadarıyla zihnine bir şeyle telkin ediyor. Yani Allah'a inkar. İşte o anda kişi çok susuyor mesela. Bak sen inkar edersen bu yudum suyu sana veririm tarzında böyle ifadeler de var. Ama netice itibariyle şeytan ne yaparsa yapsın. Evet. Eğer mümin hayattayken istikamet sahibi ise, hayattayken seyde ile tanıştıysa, hayattayken Allah diyorsa, hayattayken Efendimiz'e salatu selam evet. getiriyorsa, hayattayken İslam alimlerini seviyorsa o en sıkıntılı anında İmdada Allah'ın rahmeti, peygamberin sevgisi, Allah dostlarının orada merhameti ona ulaşır inşallah. Evet. Sevgili Sait Hocam, ölüm anında yani sekarat esnasında neler yapılması tavsiye ediliyor kitaplarda? Büyüklerimiz neler demiş? Hazreti Peygamber Efendimiz neler buyurmuş? Evet, az önce de kısmen işaret ettiğim gibi evet. vefat eden sekarat anında bir kişiye öncelikle mümkün mertebe onu böyle rahat bir şekilde kıbleye müteveccih eğer müsaitse yer efendim yüzünü kıbleye döndürecek şekilde, tabii yer müsaitse, yanında mümkünse demin de ifade etmeye çalıştığımız gibi kelime-i tevhid, kelime-i şehadet
getirilmeli, Kur'an-ı Kerim okunmalı. Özellikle Yasin-i Şerif'i ölmek üzere olan bir müminin yanında böyle kısık bir sesle çok böyle bağırmadan okumak elbette ki çok faydalıdır. Ve böyle zorlamaksızın, hadi sen de söyle, hadi bak tekrarla demeksizin yanında sık sık kelime-i şehadet, kelime-i tevhidi söylemekte fayda var. Ara sıra eğer varsa evde zemzem daha uygun düşer, zemzem de yoksa normal sudan da ara sıra böyle ağzını malum ıslatıp su içirmeye zorlamaksızın velhasıl buna benzer bu tarz muameleler gereklidir. Demek ki öncelikle mümkünse kıbleye müteveccih hale getirelim. Başını kıbleye çevirmek lazım değil mi efendim? Yani bu şart değil ama öyle yapmak daha uygundur. Ve evet, yanında böyle bağırıp çağırmak, eyvah etmek o kişiyi rahatsız eder. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhidi sık sık tekrarlayarak Yasin-i Şerif başta olmak üzere, Mülk Suresi başta olmak üzere bunları sık sık okuyup inşallah Teala onun da o manevi atmosferde istifade ederek imanla bu dünyadan göçmesine vesile olur. Evet. Ediyoruz. Hocam öldük. Tamam. Beni örnek gösterelim. Öldük. Daha sonra defne olduk. Kabire girdik. Ne göreceğim hocam? Ne olacak? Hani derler ya, evet, münker ve nekir melekleri vardı. Bana hangi sorular sorulacak? Neler yapılacak? Bütün dostlar bırakıp gidecek. Kabir kapısına kadardır. Evet. Akrabalar, eş, dost vesaire. Bizleri oraya kadar taşıdı. Toprakla bizleri buruşturdu. Bizi kabirle buruşturdu. Ölümden sonraki ilk menzil olan, ikinci hayat olan kabir hayatına adımımızı attık. Girdik. Şimdi Allah Celle Celaluhu ruhumuzu iade edecek. Kabirde, kabre konduktan sonra, yalnız onu söyleyeyim. Yani diyelim ki Allah muhafaza eylesin, birileri denizde boğuldu. Evet. Onun kabri o denizdir. Tamam. Birileri ateşte, Allah korusun, yangın çıktı, yandı, kül oldu. Onun kabri yine o ateş hali, odur yani. Yani dolayısıyla illa da toprağa gömülmek tarzında, yani kabir demek illa da toprağa gömülmek gibi anlaşılmasın. Evet, kabre girdik. Eş dost ayrıldı. Evet hocam. Rabbim bize tekrar ruhumuzu iade edecek ve ilk hesap başlayacak. Münker ve Nekir diye isimlendirilen iki melek devreye girecek ve ilk hesap, ilk muhasebe orada başlıyor. Diyecekler ki kişiye, mümine, o kabre girene, men rabbuke ve men nebiyyuke ve men dinuke ve men kıbletuke diyecek. Diyeceksiniz ki, ya onu Arapça söyleyecek, biz Arapça bilmiyoruz ki, Rabbim o esnada o kişiye o söylenenleri anlayacak bir kapasite lütfedecek, anlayacak yani. Velev ki hayatında hiçbir Arapça kelime duymasa bile, men rabbukenin ne olduğunu anlayacak. Evet. Men nebiyyüken ne demek olduğunu anlayacak. Ve eğer Rabbi ile irtibatı varsa, ne demek men rabbuken, Rabbim kim diye soracak. Şimdi hayatta Rabbi ile irtibatı olmayan, Rabbi ile yönelmeyen, secdeye kapanmayan, Allahu Ekber demeyen. Ne yapacak orada? Dünya hayatında Allah'a karşı kulluk vazifesini ifa edemeyenin dili tutulur. Orada Allah diyemeyecektir, Allah korusun. Onun için o cevaba, o suale cevap verebilmek için dünya hayatında o ana hazırlıklı gitmek lazım. Men Rabbuke, Rabbin kim? Rabbi Allah diyebilmek için hayattayken o kişinin Allah ile irtibatının, kulluk vazifesinin sağlam olması gerekir ki cevap verebilir. Men nebiyyüke, peygamberin kim? Peygamberi hiç anmamış, salavat getirmemiş, of, 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 hiç adını söylememiş, of, of, sünnetine hiç itibar etmemiş. Şimdi o kişinin o esnada Nebi-i Zişanımızı hatırlaması pek muhtemel değildir. Of. Men kıbletüke. Kıblen neresi? Dönmemiş ki daha bugüne kadar kıble. Ben defalarca bazen yolda namaz kılmamız icap ediyor. Evet hocam. Efendim namaz vakti daralmış. Diyelim ki bir petrol istasyonunda duruyorum. Hadi orada o anda güneşte biraz kapalı, kıblenin ne istikamette olduğunu o anda bilemiyor. Soruyorum oradakilere çoğu defa. Beyefendi kıblene, kıble mi? O ona bakıyor, belki öbürüne bakıyor, öbürü şaşırıp kalıyor. Yani hayattayken kıbleye dönmeyen bir insan kıblen neresi diye sorulduğunda onu cevaplama fırsatını bulamayacaktır. Buram demek ki bizler öldükten sonra kabre konulunca ilk muhasebe başlıyor. Ancak
bizler eğer dünya hayatında Rabbimize karşı kulluk vazifemizi bir hakkın ifa ettiysek, işte o zaman Allah lütfu keremiyle önümüzü açacak. Cevap verdiğimiz zaman, yani Rabbim Allah, inşallah vereceğiz. Peygamberim Hazreti Muhammed, efendim kıblem Kabe, bu suallere cevap verdiğimiz zaman melekler çok sevinecek. Ve zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kabri şöyle tarif buyurmuş. El kabru ibma ravdatun min riyadil cenneh ev hifretun min hiferin nar. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarından bir çukur. Orayı öyle ufacık bir sanduka gibi ve efendim evet, bir çukur gibi çukur anlamayın. Rabbim lütfu keremiyle müminler için o daracık alanı cennete açılan bir bahçe gibi mümine bahşedecektir. Allah muhafaza eylesin. Eğer Allah ile irtibat yok, Allah'a karşı kulluk vazifesi ifa edilmemiş, efendim Allah'a isyan etmiş, tevbe de etmemiş, bu günahıyla o kabre girdiyse, işte o kabir daha cehennem azabı, cehennem azabının bir benzeri orada başlıyor. Cehennem çukurlarından bir çukur olarak peki, onu bekliyor. Sohbetin başında dediğiniz gibi, dünyada imanlı, İslamlı bir hayat sürmedikten sonra ölüm anında da kabirde de yandık. Yani tabii Cenab-ı Hak diyelim ki lütfu keremiyle bizim geçmişte yaptığımız çok iyi bir ibadeti imdadımıza, bir kulluk vazifemizi imdadımıza, onu bilemeyiz. Yani o esnada mutlaka efendim dünyada ibadetle irtibatı zayıf olan mutlaka imansız gider diyemeyiz elbette. Ama genel itibariyle ibadet imanımızı muhafaza eden en önemli bir rahmet-i ilahidir. Yani evet, kişi mutlak olarak şunu diyemeyiz. Biri namaz kılmadı diye, biri oruç tutmadı diye ama namazı orucu inkar etmiyor. İbadette eksiği vardır. Buna rağmen o adam öldü gitti diye bu adam imansız gitti tarzında haşa böyle bir hükmü kimse veremez. Veya çok iyilik yaptı, çok hayrat-ı hesanat yaptı, çok ibadet etti. Bu da mutlaka imanı gidecek. Böyle bir garantimiz de yoktur. Onun için her an hazırlıklı olmak gerek. Her an Allah'a karşı kulluk vazifemizin bilinci ve şuuru ile hareket etmek demek ve ya Rabbi son nefeste huzuruna iman ile geleyim duasını da sık sık yapmak gerek. Şimdi hocam çok sual geliyor bu konuyla ilgili ama konuyu bitirelim öncelikle. Evet. İzin verirseniz. Peki kabir hayatı ile ilgili ne diyeceksiniz ve daha sonra öldükten sonra dirilmek, mahşer, kıyamet günü, evet, sırat köprüsü, amel defteri. Bir bunlara gidelim hocam. Bunları dil olarak biliyoruz ama detay olarak bilmiyoruz. Kıyamet muhakkak kopacak. Evet. Bu bir. Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde bu dünyanın fani olduğunu, gün gelecek, dünya hayatını tamamlayacak ve dünyanın da ölümü kıyamettir. İnsanoğlu ruhu bedenden çıkınca öleceği gibi dünyanın da kainatın da ölümü kıyamette başlıyor. Allah'tan başka kıyametin ne zaman kopacağını kimse bilmez. Evet. Kopacağı kesin, olacağı kesin ama ne zaman kopacağına dair Allah'tan gayrı hiç kimsenin kesin bir bilgisi yoktur. Evet. Kesin olarak bilinen bir şey varsa o da bir gün yer ve göklerin, bu anlatacağım ayetin bir nevi izahı, onun için okumak istiyorum. Lütfen hocam. Ayet-i kerimelerde kıyametin kopacağı şöyle izah edilir. Evet hocam. Tercümesini söylüyorum. Kesin olarak bilinen bir şey varsa o da her bir gün yer ve göklerin düzeni bozulacak. Allah Allah. Güneş dürülüp sönecek. Yıldızlar dağılıp parçalanacak. Ve her şey alt üst olup alem, evren yıkılacaktır. Bunda şüphe yok. Hani bazen söyleniyor işte efendim buzullar eriyor, bilmem evet, denizlerin yükseliyor, yok efendim yeri altı zenginlikleri bitmek üzeredir vesaire vesaire. Yani bir bakıma aslında dünya yavaş yavaş kendisini kıyamete de hazırlıyor. Kainat buna doğru gidiyor. Evet. Kıyamet muhakkak kopacaktır. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan gayrı hiç kimse bilmiyor. Efendim elbette ki kıyametin kopuş anını kalkıp da mutlaka şöyledir deme şansına sahip değiliz. Ama ayet-i kerimelerde kıyametin kopuşunu işte demin de ifade etmeye çalıştığım gibi
Efendim güneş dürülüp sönecek, yıldızlar dağılıp dökülecek, denizler kaynayıp birbirine karışacak vesaire. Yani çok da fazla bunu ileri götürmek gerekiyor. Deprem 7.2 deprem oldu Marmara'da. Bak ne hale geldik. Hadi diyelim ki bu 17.2 olsa Allah. Yer yerinden yani dolayısıyla evet, Cenab-ı Hak kun der feyekun, ol der onu verir. Yaradan o, bahşeden o, ayakta durduran o, güneşi aydınlatan o, ama o kudret sahibi Allah yeri geldiğinde güneşi de söndürecek, dünyayı da durduracak, kainatı da ölüme götürecek. Kıyamet kesin. Evet. Peki, hocam kıyamet kesin. Diğer konuya geçeceğiz. Öldükten sonra mutlaka dirileceğiz. Evet. Şimdi oraya gelmeden önce bir reklam arası verelim ki peki, daha sonra sözünüzü kesmeyelim. Sonra dirileceğim diyorsunuz. Estağfurullah. Sözünüzü kesmek bana üzüntü veriyor. O yüzden üzüntünüzü. Allah razı olsun. Kıymetli izleyenlerimiz, bir reklam arası veriyoruz. Sadece 5 dakika. Daha sonra hocamızla sohbetimiz devam edecek efendim. Quick Sigorta'nın sunduğu iftara doğru programı devam edecek. Son dönemde milyonlar... Dağlar taşlar yollar açtım... Susuz çöllerde dolaştım, dağlar taşlar yollar açtım. Susuz çöllerde dolaştım, vardım Ravzan'a ulaştım. Sana geldim ya Muhammed, alemlere sensin rahmet. Alemlere sensin rahmet. Vardım Ravzan'a ulaştım, sana geldim ya Muhammed. Alemlere sensin rahmet. Alemlere sensin rahmet. Ravzadayım rüya değil, hayal değil, hülya değil. Ravzadayım rüya değil, hayal değil, hülya değil. İçtenlik bu rüya değil, sana geldim ya Muhammed. Alemlere sensin rahmet, alemlere sensin rahmet. İçtenlik bu rüya değil, sana geldim ya Muhammed. Alemlere sensin rahmet, alemlere sensin rahmet. Elimden tut kaldır beni, rahmetine daldır beni. Elimden tut kaldır beni, rahmetine daldır beni. Çok ağladım güldür beni, sana geldim ya Muhammed. Alemlere sensin rahmet, alemlere sensin rahmet. Çok ağladım güldür beni, sana geldim ya Muhammed. Alemlere sensin rahmet, alemlere sensin rahmet. Ne olur halime bir bak, günahlarım kucak kucak. Ne olur halime bir bak,
günahlarım kucak kucak. Var mı başka kurtaracak? Sana geldim ya Muhammed, alemlere sensin rahmet, alemlere sensin rahmet. Var mı başka kurtaracak? Sana geldim ya Muhammed, alemlere sensin rahmet, alemlere sensin rahmet. Mustafa, işinin önemini hiçbir zaman unutmuyor. Abi, bilgisayar, bilgisayar. Şirketinizin verilerini böyle güvenle koruyan biri olsa da siz gene de Turkcell Bulut kullanın. Uluslararası güvenlik sertifikası, afetlere karşı ultra koruma, ekstra yedekleme ve özel esnek altyapısıyla Turkcell Bulut hizmetinizde. Çünkü iş teknolojide, teknoloji Turkcell'de. İş Turkcell, iş Turkcell. Quick Sigorta'nın sunduğu İftara Doğru programı devam ediyor. Kıymetli izleyenlerimiz, İftara Doğru programımız sürüyor. Nerede kaldık demiştik? Öldükten sonra dirilmek. Öldükten sonra dirilirken nasıl bir gün içerisinde olacağız? Mahşer yeri ne demek hocam? Evet. Amel defterimiz nedir? Çok. Cennete gidenler, cehenneme gidenler, Sırat Köprüsü. Biraz bize aydınlatın lütfen. Çok kısa efendim. Olarak hemen ifade etmek istiyorum. Öncelikle bir hadis-i şerifi mearen ifade etmekte fayda var. Evet hocam. Nasıl evet. yaşarsanız evet. öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. İşte sana hayat ölçüsü. Evet. Nasıl yaşarsanız, yaşantınız hangi istikamatte ise ölüm döşeğinde de sizi o bekliyor. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Evet Cenab-ı Hak dünya hayatından sonra kabir hayatı gibi bir ara hayat var. Dünyanın da bir sonu, bir ömrü var. Dünya ömrünü tamamlayınca dünya sona erecek, kıyamet kopacak ve bir müddet sonra Cenab-ı Hak o görevlendirdiği İsrafil ismindeki meleğe sura üfürme diye bir tabir var. Yani bu ilahi emir ne demek bu? Kıyamet kopsun artık. Vakit geldi anlamında. Evet. Bu esnada birinci üfürüşte yani İsrafil aleyhisselamın Allah'tan aldığı emirle kıyamet kopuyor. Dünya bitiyor. Ama ikinci safhada tekrar İsrafil aleyhisselam Allah'ın emrini yine yerine getirecek. Tekrar sure üfürmekten kasıt bu bir tabirdir. Yani kıyametin kopması tabirce düğmeye basacak öyle diyelim. Günü hani anlayabilmek açısından. Efendim o zaman da bizler o ölen olan bizler kabir hayatı sona erecek. Yeniden dirileceğiz. Yeniden can bulacağız. İşte yeniden dirilişimiz esnasında o hesap görüleceği ana kadar, cehennem ve cennet hayatının başlayacağı ana kadar o ara zamana biz mahşer diyoruz. Ancak öyle kolay bir zaman dilimi değildir. Eğer kişi ehli iman ise, eğer kişi Allah'a kullukta kusur etmediyse, eğer kişi iman ile bu fani dünyadan Rabbimizin huzuruna çıktıysa, alnı aksa, gönlü imanla doluysa o mahşerde sıkıntı çekmez. Evet. Yok eğer Allah muhafaza eylesin. Bu dünyada Allah'ı bilmedi. Kainatı yoktan var eden Rabbül Aleminin huzurunda secdeye kapanma şerefine ermedi. Bizi imana davet eden bu kadar hak dostlarına kulakları tıkadı. İmanla buluşmadı. İbadetle hayatını süslemedi. Allah'a kulluk vazifesini ifa etmedi.
İşte Allah korusun, sıkıntı kabirde başladı. Dirildikten sonra artarak devam edecek. Mahşer artarak. Elbette o mahşer hayatı yine kitaplarda alimlerin Kur'an ve hadislerden aldıkları işaretle izah ettiklerine göre mahşer çok çok dehşetli. Güneş yaklaşacak. O sıcağa, o tahakküme kişi dayanamaz bir hale gelecek. Ama iman devreye girdi mi Rabbim lütfu keremiyle o en sıkıntılı ahval olan mahşer anını da yani hesaba gidiyoruz. Yaptıklarımızın hesabını vermek üzere silahımızı bekliyoruz tabiri caizse. Evet. İşte o bekleyiş eğer iman devredeyse o bekleyişiyle sıkıntılı olmayacak. Ama imanda mahrumiyet var ise hem dünyada imandan mahrum olanın hali perişan, hem kabirde perişan, hem dirilince perişan, hasire dünya vel ahire. Hem dünyası berbat, hem ahireti berbat. Allah muhafaza eylesin. Cennet ve cehenneme gidiyorlar, nerede ayrılıyorlar? Şimdi mahşer dediğimiz gibi o hesap anında, diriliş ile hesap esnasındaki ara zaman. Tamam, ara o da tabii çok sıkıntılı ama iman devreye girince oradaki sıkıntı da iman sayesinde hafifler. Efendim, Cenab-ı Hak lütfu keremiyle bu dünyadayken yaptıklarımızı bir bir kayıt ediyor. Kiramen katibin diye isimlendirilen melekler herkes için. Herkesin iki meleği var. O iki melek görevli o kişinin hem doğrularını hem yanlışlarını kaydeder. Yanlış yapınca çok üzülürler. Doğru yapınca sevinirler. Hatta rivayetten denir ki geç saate kadar o yaptığı yanlışı kaydetmek istemezler. Belki tövbe eder. Belki vazgeçer. Belki o hatasını anlar da tövbe eder. Yok eğer baktılar ki maalesef tövbeye niyeti yok, kayda geçiyor. Kayda geçti mi onun hesabı mutlaka sorulacaktır. Evet. Tespiti hata olmasın. Hani mobese kameraları var. Evet efendim. Her görünenleri işte kaydediyor. Bu kurun yaptığı kamera. Görmediği yerler vardır. Ulaşmadığı yerler vardır. Kapsama alanı dışında olan vardır. Allah'ın ilminin kapsama alanı dışı yoktur. Her yeri bilir. Gönüllerde gizli olanı bilir. Sarraful kulubdur. Kalbimizde o kimseyle paylaşmadığımız en gizli sırlarımızı bile Allah biliyor lütfu keremiyle. Dolayısıyla kayıt altına alınıyor her yaptığımız. Ruzi mahşerde kıyamet günü Rabbimizin huzurunda hesap vereceğiz. Kişi, hani mahkemede bazen yalancı şahit bulabiliyoruz. Bazen yaptıklarımızı inkar edebiliyoruz. Bazen efendim baskın çıkabiliyoruz. Ama mahkeme-i kübrada haksızlık yok. Kim haksızlık yaptıysa, kim zulmettiyse mutlaka orada onun hesabı sorulacaktır. İnkar etti diyelim. İnkar etti. Yine Yasin-i Şerif'in son sayfasından bir önceki sayfada bu ayet-i kerimeler o safhayı anlatıyor. İnkar etti. El dile gelecek, el konuşacak. Cenab-ı Hak bu ağız boşluğundaki dil dediğimiz bu et parçasını konuşturur da dilerse eli konuşturamaz mı? Tabii. Küçücük sivrisinek, o bile vızıldı, o bile konuşuyor. Hani işte Ağustos'ta cırcır böcekleri var, bir minnacık böyle. Ama o bile bakın ne kadar ses çıkarıyor. Dilerse Rabbim dağı da taşı da ağacı da eli de konuşturur. El dile gelecek. Ayet-i Kerime ona işaret ediyor. Sen inkar ettin, yapmadın. Diyorsun. El dile gelecek. Diyecek ki hayır Rabbim ben sahibimden şikayetçiyim. Beni zulüm vasıtası olarak kullandı. Elimle kalem tuttu. Ancak o kaleminden zehir döktü. İnsanların imanını söndürdü. Başkalarının itikadını zedeledi. Yanlış yaptı. Benimle zulmetti. El gücün temsilidir. Dolayısıyla bu esnada inkar etmek mümkün değil. Yalancı şahitlik orada işe yaramaz. Efendim göz tekrar yeri geldiğinde konuşacak. Ben sahibimden şikayetçiyim. Ya Rabbi sahibim harama çok baktı. Hiç hayra yönelmedi. Kulak diyecek ki Rabbi ben de şikayetçiyim. Ne kadar kötü şeyler varsa kulağım sahibim beni hep o kötü şeyleri açtı. Ezana tıkadı. Efendim, doğru söze, hak söze, nasihatlere beni tıkadı.
ne kadar şeytani söz ve davranış varsa beni oraya götürdü. Mesela ayak dile gelecek. Ya Rabbi ben de sahibimden şikayetçiyim. Beni hiç akraba ziyaretine götürmedi. Öyle kullara söylüyorum. Beni camiye götürmedi. Beni Allah rızası için bir hizmete doğru sürüklemedi. Nerede kötülük varsa, nerede kargaşa varsa, nerede fitne varsa, nerede anarşi varsa beni taşıdı oraya götürdü. Ben sahibimden şikayetçiyim. Bunlar bize bir hikaye gibi gelmesin ha. Ayet-i kerimede buna işaret vardır. Dolayısıyla mahkeme-i kübrada adil-i mutlak Allah Celle Celaluhu. Bu dünyada iken yaptıklarımızın her birisinin hesabı mutlaka sorulacaktır. Hele hele kulu hakkı varsa Allah korusun. Hele hele bu dünyadan kulu incittirerek gittiysek, kul hakkını ödemeden Allah'ın huzuruna çıktıysak o zaman oradaki hesabımız çok daha çirkefli olacaktır. Hocam çok kul daha hakkı sıkıntılı. Çok çok en önemli şey diyorsunuz. Ya Ruzi Mahşer'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o ahvalı şöyle izah edip daha önce de muhtemelen tekrar gündeme getirmiş olabiliriz. Olabilir. El mel müflisu diye soruyor Allah Resulü ashabına. Müflis ne demektir? İflas etti deriz ya biz. Evet. Falan kişi iflas evet, etti. Evet. Ashab-ı kiram da ey Allah Resulü bizim bildiğimiz iflas etmek. Birilerinin malı, mülkü, serveti, imkanı, varlığı var. İşte bir sıkıntıya maruz kalıyor. Elindeki, avucundaki para, pul, zenginliği gitti, sıkıntıya. Bu, biz buna iflas etti diyoruz. Allah Resulü buyuruyor ki, bu dünyevi iflastır. Yani bugün kaybedersin, yarın yine kazanabiliriz. Diyelim ki elindeki, avucundakini kaybettin, iflas ettin, perişan oldun. Değil mi ki dünya fanidir? Kabir kapısına kadar. Dünyadaki iflas kabirden öteye gitmez. Ancak buna dikkat edin. Esas iflas odur ki. Evet hocam. Ruzi mahşerde kişi insanlara hakaret etmiş. Kul hakkı yemiş. Zulmetmiş. Başkasının sıkıntıya girmesine vesile olmuş. İftira etmiş. Başkasının izzeti nefsini incitmiş. Velhasıl kul hakkı çok büyük bir kapsam. Gıybet etmiş. Dedikodu yapmış. Can yakmış. Ocak söndürmüş. Başkalarının huzurunu kaçırmış. Şunu bunun malına göz dikmiş vesaire. Kul hakkıyla Allah'ın huzuruna çıkmış. Kul bakacak ki amel defteri ya. Efendim kayıt altına tabii, almış. Tabii. Bakacak ki Allah Allah hiç namaz yok. Halbuki hep namaz kılmışım diye. Ya Rabbi nerede benim namazlarım? Ben 5 vakit namazı kılıyordum. Hatta sünnet namazları ihmal etmiyordum. Ama namaz yok. Senin o kıldığın namazların sevabı o dünyadayken hakkına tecavüz ettiğin, zulmettiğin, gıybetini yaptığın, dedikodusunu yaptığın, elindeki avucundakini aldığın, iftira ettiğin kişilere gitti. Aynı şey oruç içinde söz konusu, zekat içinde söz konusu. Evet hocam. Dolayısıyla Ruzi Mahşer'de kıyamet günü Cenab-ı Hak bu dünyadayken yaptıklarımızın hesabını soracak. Orada adili mutlak yüce kuddet sahibinin adaleti devrededir. Orada makam mevki şan şöyle torpil yok efendim yalancı şahitlik bundan hiçbirisi hiçbir şekilde hiçbir zaman işe yaramayacaktır. Ona göre kendimizi o mahkeme-i kübraya hazırlamak lazım. Hocam bu konumuzu bitireceğiz de cennet ve cehennem ayrımını nasıl yapacağız orada? Nasıl olacak? Evet. Cenab-ı Hak bizlere çok zorlu bir süreç çünkü bu. Cenab-ı Hak bizlere bu dünyadayken cennete gidebilmenin yollarını göstermiş. Peygamber göndermiş. Evet. Kitaplar göndermiş. Akıl vermiş. Vicdan vermiş. Ahlaki kuralları bize alimler vasıtasıyla öğretmiş. Dolayısıyla cennet Allah'ın müminler için lütfettiği en yüce, en ulvi bir nimet hazinesidir. Orada dert yok. Orada sıkıntı yok. Orada elem yok. Orada hayal bile edemeyeceğimiz güzelliklerin menbaıdır. Orada ihtiyarlanmak yok, orada ölüm yok, orada tasa yok, orada keder yok, orada rahmet var. Hele hele müminler için cennette Allah'ın cemalini, nurunu görme şerefine ereceğiz. O şeref, o nuru görme hiçbir nimetle mukayese edilmez. İşte o nimete erebilmek için bu dünyadan nasipli gitmek lazım. Dünya nezratil ahire. Eğer bu ahiret tarlasıdır dünya. Tarlada yani bu dünya hayatında seni cennete kavuşturacak bir amelin varsa ne mutlu sana. İşte ameller ortaya dökülecek, hesaplar yapılacak, kul hakkı varsa onlar mutlaka muhasebesi yapılacak. Cenab-ı Hak lütfiyle eğer kişinin sevabı ağır basıyorsa,
Cenab-ı Hak lütfu keremiyle onu cennetiyle buluşturacak. Yok Allah muhafaza eylesin. Kul hakkı yemiş, zulmetmiş, haksızlık yapmış, secdeyle tanışmamış, tevbe etmemiş. Velhasıl ne insana ne Müslümana yakışan bir hayatı yaşamamış. O şekliyle, o yüzü kararlılığıyla Allah'ın huzuruna çıktıysa onu da Allah muhafaza eylesin. Cehennem azabı bekler. Ancak eğer müminler, Müslüman da hata yapmıştır. Çok kusurludur. Ama mümin de Müslümandır. İman etmiştir. İman ile bu dünyadan göçüp gitmiştir. Eğer günahları ağır olsa bile Cenab-ı Hak dilerse o müminin cezasını cehennemde kısmen verir. Ama netice itibariyle bir mümin hatasından dolayı bir nebze cehenneme gitse bile netice itibariyle iman ile bu dünyadan göçüp gidenin varacağı son menzil yine cennettir elhamdülillah. Evet. İnşallah. Hocam çok sual var. Tabii ki. Öncelikle İzmir'den Rüya Parlak Hanım soruyor. Zekatla ilgili. Artık biliyorsunuz zekatın zamanı çok yaklaştı. Evet. Sonuna geliyor. Diyor ki Rüya Hanım, vereceğimiz zekatın rakamını biliyoruz. Hocam, bu tutarı ayırmamız mı gerekiyor? Yoksa ayırmadan zekatımızı bir yıl içinde kullandığımız paradan versek olur mu demiş efendim. Şimdi bir yıl dolduğu an, yani geçen sene Ramazan'da biz zenginiz dini kurallara göre. Bu sene Ramazan'ın 20'sinde diyelim, bir yıl doldu. Elimizin altındaki o servet, o zenginlik miktarını biz %2,5'unu ayıracağız. Ancak illa da ayırmak derken elimizin altındaki o parayı bir tarafa bırakıp da kasamızın, kesemizin bir köşesine saklayıp da bizzat onun kendisini vermek şart değildir. Biz borcumuzu bileceğiz. Bileceğiz ki benim 5000 lira zekat borcum var. O 5000 lirayı efendim kasamızdaki, kesemizdeki paradan veya altından ayırıp da bir köşeye bırakmak şart değil. Yeter ki bilmiş olalım. Bilmeliyiz ki benim bu seneki zekat borcum 5000 liradır. İster o hazır paradan veririz. İster yarın kazanacağımız paradan veririz. İster şundan ister bundan. Yeter ki biz hesabımızı yapalım ve o zekat olarak bizler için emredilen kısmı bilelim. Yani o borcu bir tarafa yazıyoruz. O borcu istersek hazır paradan, isterse sonraki elde kazanacağımız paradan da verebiliriz. Bunun mahsuru yok. Evet. Kocaeli'nde bir hanımefendi diyor ki, hastalık sebebiyle ben oruç tutamıyorum. Eşim de hasta, sıkıntılı ve fakir, sıkıntılı durumdayız. Ben eşime fidyemi verebilir miyim demiş. Tutamadığı orucun fidyesini verebilir miyim demiş efendim. Evet hocam. İslam ahkamına göre erkek hanımının ve aile efradının geçimini sağlamakla mükelleftir. Bu mükellefiyet, bu sorumluluk, bu görev erkeğe verilmiş. Dolayısıyla bir bayan eğer dini kurallara göre fidye vermesi gerekiyorsa, zekat vermesi gerekiyorsa, zengindir, parası vardır, malı mülkü vardır. Bu kişinin kocası da fakirse bir bayanın kocasına bu anlamda bakmakla mükellefiyeti yoktur. Yani Allah'ın kadına verdiği değere bakın. Erkek çalışacak, kazanacak, hanımına bakmak zorundadır. Ama aynı zorunluluk kadın için söz konusu değildir. Dolayısıyla bir bayan zengindir, dini kurallara göre zekat verilmekle mükelleftir, fidye verilmekle mükelleftir, fitre verilmekle mükelleftir. Kocası da fakirdir, o hanım kardeşimiz fidyesini de, fitresini, zekatını da fakir olan kocasına verebilir. Bunda bir mahsur yok. Evet. Hocam yine bir hanımefendi diyor ki, hocam 9 ay önce çok çok sıkıntı yaşadım, evliliğim bitti, boşandım. 2,5 yaşında bir oğlum var. Ayrıldığım eşim ve eşimin tarafı çok zalim. Beni çok korkutuyorlar, endişe veriyorlar. Çocuğumu kaybedeceğim veya çocuğumdan zararını göreceğim diye çok korkuyorum. Sıkıntılar içerisindeyim. Her gün evladımı kaybedeceğim korkusu yaşamaktayım. Feraha çıkaracak dua var mıdır ve ne yapayım demiş. Buyurun evet, bizi feraha çıkaracak en güzel dua sabır ve metanet göstermektir. Evet. İbadet-i taati ihmal etmemektir. Namaz en büyük bir sığınaktır. Allah'ın kullarına bahşettiği en önemli bir dayanma gücüdür. Dolayısıyla öncelikle biz sıkıntılara karşı direnebilmek için başta namaz olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği ibadet-i taata sımsıkı sarılalım. Ötesi aile hayatı tabii elbette gönül ister ki yuva yıkılmasın. Asla. Gönül ister ki hiçbir şekilde yuvada hiçbir aile ferdi sıkıntı yaşamasın. Ama maalesef günümüzde öyle hadise yaşıyoruz ki
Hiç yoktan bir bakmışsınız o güzelim yuva. O kadar aşkla, şevkle kurulan, o kadar büyük bir emeklerle kurulan o yuva hiç olmadık bir sebepten dolayı çok kolay bir şekilde yuvamızı yıkabiliyoruz. Diyelim ki yuva yıkıldı. Yani bu anlamda. Yani boşanma oldu. Evet efendim. Tamam, Allah'ın en sevmediği hadise boşanma hadisesi. Sevmez. Demiştiniz. Ama evet, buna rağmen yine de başka bir çare kalmadıysa şayet o evlilik sürmeyecekse, o birliktelik eğer muhafaza edilemiyorsa, o evliliğe son vermek mecburiyetinde kalındıysa, o evlilik bitti diye zulüm başlamamalı. Zaten evlilik varken zulüm ediyorsun ki sıkıntı oluyor. Bir de evet, bittikten sonra aynı zulüm olacak şey değil. Dolayısıyla asla ve kat'a birileri şu veya bu şekilde evliliğini sona erdirdiyse, o evlilikten mütevellit çocuklara o acıyı onlara yaşatmayalım. O ızdırabı çocuklar çekmesin. Onların da günahı var. Evet. Yanlışı yapan baba, yanlışı evet, yapan anne, evliliği sürdüren bir anne baba, peki evladım ne kusuru var? O evlada o eziyeti çektirmeyelim. O da kul hakkıdır. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Evet. Bir genç kızımız sormuş. Baba bedduası kesinlikle tutar mı? Ve tutmanın kapsadığı ölçü nedir? Haklı olsa da, haksız olsa da. Babanın bedduasını nasıl görürüm demiş. Tabii baba ve annenin duası elbette önemli. Bedduası da tehlikeli. Ancak hiçbir baba, hiçbir anne yüreğinden kopup gelen bir duygu ile evladına inşallah beddua etmez. Belki diliyle söyler ama gönlü aynı şeyi söyler. Babalık, annelik büyük bir şeref. Tabii ki efendim. Ama yine de biz evlatlar babamızı bize velev ki diliyle bile olsa beddua edebilecek bir zemini hazırlamayalım. Onu üzmeyelim. Ona öyle bir noktaya getiriyoruz ki o baba onca babalık şefkatine rağmen eğer evladına beddua etme ihtiyacını hissediyorsa demek ki o evlat o babaya çok çektirmiş. Ancak bizim temennimiz o ki inşallah hiçbir baba, hiçbir anne yüreğinden kopup gelen bir istek, bir arzu ile öz evladına beddua etmez. Diyelim ki etti. Evet. İşte o esnada o evlat gidecek, elini öpecek, ayağına kapanacak, boynuna sarılacak, ağlayacak, sızlayacak. Diyecek ki anneciğim affet beni, babacığım seni üzdüm bilmeyerek de olsa demeli bunu. Dolayısıyla yine bunun telafisi o evlat. Ne kadar da evlat babaya haksızlık yapsa, babanın şefkati, annenin şefkati o kadar çok ki, evlat kusurunu itiraf ettiği zaman baba o yaptıklarını o anda unutur. Babalık bu işte, annelik bu işte. Onun için annelik ve babalık makamını zedelemeyelim. O nimetin kıymetini bilelim. Beddua elbette ki tehlikeli ama inşallah biz evlatlar olarak baba ve annelerimizin bedduasına muhatap olmuş olsak bile gideceğiz, özür dileyeceğiz, ellerine kapanacak, suçumuzu itiraf edeceğiz, helallik dileyeceğiz inşallah. Evet. Hocam diyor ki hanımefendi, eşim beni sürekli olarak aşağılıyor, sürekli olarak da anneme yani kendi kayınvalidesine küfür ediyor. Allah. Ben nasıl hareket edeceğim, nasıl dua edeyim, şaşırdım kaldım demiş. O kadar çok buna benzer sorularla karşı kalıyoruz. Yani İçimiz kan ağrıyor ya. Biz böyle değildik. Bu millete ne oldu Allah aşkına? Bakın kayınvalide diyoruz. Biz evet, yanlış ifade ediyoruz. Kayınvalide değil. Kayınvalide yani annenin yeri. Evet. Biliyor? Yani biz hani sanki kayının annesi gibi düşünüyoruz. Aslında bunun asıl ifadesi kayınvalide. Kayın yerinde demekti. Evet. Valide anne demekti. Anne yerinde anne. Kişi kendi öz annesine ne kadar hürmet gösteriyorsa hayat arkadaşı olan hanımının da annesi yani kaim validesine, öbürü de kaim baba, baba yerindedir. Dolayısıyla evlilik büyük bir şereftir, büyük bir nimettir, büyük bir müessesedir, kutsal bir diyalogtur, kutsal bir müessesedir. Ancak elbette ki o kutsal müessesenin o kutsal çatının zedelenmesine hiç kimse hiçbir şekilde vasıta olmamalı. Kayınvalidemize de, kayınbabalarımıza da evet, elbette ki saygıda kusur etmek büyük bir tehlikedir, büyük bir yanlıştır. Hele hele böyle kaba davranış asla yakışmaz. Evet. Mümine. Hocam diyor ki izleyici, babam 4 ay önce vefat etti. Anneme de babamın vefatından dolayı maaş bağlandı.
Diyorum ki anne babamın hayrına şu maaştan bak ilk Ramazan'ı bir hayır yapalım. Ben diyor vermeyeceğim diyor. Ben de diyorum ki kendi kafama göre bu kartı annemden habersiz alayım. Şifresini biliyorum bankadan çekeyim babama da hayır yapayım. Hayır yaparken izinsiz aldığım için hayırsız olur mu demiş efendim. Şimdi burada evet. Yine iki yanlış var. Yanlışın biri elbette ki bizde vefakar bir inanca sahibiz. İnancımız bize vefalı olmamızı emrediyor. Evet. Eğer beyefendi vefat etmiş, bir maaş bağlanmış, onun emeklilik maaşı hanıma bağlanmış. Eğer ihtiyacını haricinde o bir miktarını da efendim kendisine o maaşın bağlanmasına vesile olan beyefendinin hayrı için harcasa güzeldir. İyi bir şey. Ama kalkıp da o hanımın kızı annesine başına kakarak hadi bak ver bakayım bak babamdan kalma. Evet. Sen onun sayesinde maaş alıyorsun. O da yanlıştır. Yani öbür yanlış olduğu gibi. İzinsiz alayım diyor. Tabii ki öbür yanlış olduğu gibi bu da yanlıştır. Ha, gerektiğinde hatırlatır. Gerektiğinde yeri geldiğinde ya kendisi de versin kızı. Kızına da kalmıştı babadan miras. O kız da versin anne de versin. Ama kalkıp da annesinin maaş kartını ondan izinsiz alıp gidip parasını çekip güya kendince iyilik yapalım derken aslında hırsızlıktır. Evet. Yani ne demek hırsızlık? Başkasının haberi olmadan onun malını almak değil mi? Budur. Bu da bu işte. Dolayısıyla kaş yapalım derken göz çıkarmayalım, iyilik yapalım derken böyle büyük bir tehlikeyle karşılaşmayalım. Anlatarak, izah ederek, paylaşarak, başa kalkmayarak, zorlamayarak meseleleri halletmeyi kendimiz için hayati bir prensip olarak kabul etmeliyiz. İbrahimcan Kara, 20 yaşındayım diyor. Hocam ellerinizden öperim. 2 gün içerisinde askere gideceğim. Hay maşallah. Benim gibi askerlik yapacak arkadaşlarım var. Bizler için bir dua okur musunuz? Hocam askerde olanlar ve askere gidecekler için. Şimdi dinimiz evet. O kadar mükemmel, o kadar muazzam bir din ki diyor ki bize cephede nöbet tutan efendim nöbet tutan bir kişinin nöbeti ibadet hükmündedir. Evet. Ve o nöbet tutan kişinin cehennem azabından yanmamasına o nöbet var ya evet. Devleti, milleti, vatanı, bayrağı korumak için nöbet tutuyor. O anlamdaki bir nöbet. Dolayısıyla askerlik şerefli bir meslektir. Biz askere ne diyoruz? Mehmetçik diyoruz. Ne demek Mehmetçik? Küçük Muhammed demektir. Biz Allah Resulü evet. Hazreti Muhammed'in ismini yakıştırmışız askerimize. Onun için onları başımızın tacı biliriz, gönlümüzün ilacı biliriz. Memleketimizi, milletimizi, vatanımızı, mukaddesatımızı, şan ve şerefimizi, namus ve iffetimizi, şanlı bayrağımızı, Kur'an'ımızı müdafaa ve muhafaza etmek için çaba sarf eden bir ünvandır askerlik. Onun için evet, elbette ki onlara dua etmek hepimizin görevidir. Ya Rabbi lütfu kereminle, ikram-ı inayetinle memleketimizi, milletimizi, vatanımızı, mukaddesatımızı canla, başla, aşkla, şevkle korumak için mücadele eden, bu uğurda severek askerlik vazifesini yapan Mehmetçiklerimize güç, kudret, basiret nasip eyle. Amin. Onlara kem gözle bakan hainlere fırsat verme Allah'ım. Amin. Dualarımız onlarladır. Müsterih olsunlar. Annelerin, ninelerin, dedelerin, çocukların, yavruların, hastaların duaları Mehmetçik iledir. Onlar bilsinler ki arkalarında çok güçlü bir dua ordusu vardır. Allah'ın izniyle, Rabbimin lütfiyle bu güç, bu kuvvet, bu teslimiyet, bu dua onlarla beraber olduktan sonra onların önüne hiçbir düşman, hiçbir hain tutunamayacaktır. Bu temennimi de, bu bakışımı da bu şekilde paylaşmak istiyorum. Evet. Hocam Adana'dan 11 yaşındaki Ali Eymen. Maşallah ne güzel isim. Yavucak diyor ki, benim dedem çok yaşlı, orucunu tutamıyor. Ben tuttuğum oruçları dedeme nasıl bağışlayabilirim veya orucumu dedeme verebilir miyim demiş efendim. Bir kere o yavrumun gözlerinden öpmek istiyorum. Bakın bu yaşta dedesini düşünüyor. Ne kadar evet, ne güzel. Asil bir duruştur. Elbette ki dede hasta, yaşlı tutamıyorsa o mahzurludur. O mesul değildir. Zaten tutamadığı oruçta eğer sağlığı Ramazan'dan sonra Allah lütfeder de sağlığına kavuşursa kazasını tutacak. Yok eğer tutamadıysa fidyesini verecek. Ancak bir yavrumuz torun tuttuğu orucun sevabını dedesine verdiği zaman
onun sevabından da bir şey eksik olmaz. O yavrumuz, o alimiz yine sevabına kavuşur. Bir de o asil duruşuyla, o güzel niyetiyle dedesine verdiği o orucun sevabından da dedesi de istifade eder inşallah. Dolayısıyla çok sevindim alimizin böyle güzel bir vefalı duruşuna. Evet. Hocam ne diyeyim değerli izleyenler, o kadar sıkıntılı sualler var ki ama cevap almak zorundayız bunları da. Diyor ki hanımefendi, 20 yıl çalıştım. Ama kim olduğunu yazmamış. Bayan da olabilir, erkek de olabilir. Evet. Bir saniye hocam. Eşinden, oğlum babasından. Evet bayan, bayan. 20 yıl çalıştım. Eşim maaşımı, kendi maaşımı çekerdi. Bana saydırır, geri alırdı. Sırtıma yumruk vurarak alırdı. Emekli olduktan sonra da maaş kartımı vermedi. Hem 20 yıl paramı yedi, hem de emekli olduktan sonra paramı yedi. Ben de onu terk ettim. Aldım çocuğumu, evden çektim gittim. Günaha girdi mi diyor efendim. Evet. Şöyle o beyefendinin yaptığı ne akla, ne vicdana, ne imana, ne insanlığa sığmaz. Evet hocam. Bir hayat arkadaşına zulmetmesi, elindeki avucundakini zorla alması. Zaten o hayat arkadaşı kazandığını herhalde ailesiyle harcayacaktı. Hangi anne elinde parası, pulu var da o anne o parasını aile efradı için harcamayacak. Böyle bir anne düşünmek bile istemiyorum. Tabii ki. Zaten öyle yapacaktır. Evine harcıyor. Ama kalkar da bir beyefendi bu kadar öz be öz hayat arkadaşının izzet-i nefsini rencide edecek, Allah muhafaza eylesin, baskı uygulayacak, elindekini zorla alacak, gasp edecek. Bu Allah korusun büyük bir suçtur, günahtır, haramdır. O hanım kardeşimiz eğer gerçekten evlilik hayatını sürdüremiyorsa, evet hocam, evlilik hayatı artık kaçınılmaz, taşınamaz bir hale geldiyse, Cenab-ı Hak her ne kadar boşanma veya ayrılmak hoş görülmese bile son bir çare olarak kişiyi yine hayatını sürdürebilmek için, o zulümden kurtulabilmek için, haklılığı eğer söz konusu ise ayrılması bir mahsur yoktur. Dolayısıyla bu zulme maruz kalmış, başka çare bulamamış, mutlaka her bir hanım kardeşimiz özellikle yuvasının yıkılmaması için çaba sarf ediyordur. Genelde hanım kardeşlerimizde bu hassasiyet vardır. Ama olmadı. Direndi, sabretti, metanet gösterdi, dayandı, omuzladı, olmadı, olmadı. Sonuçta ayrıldıysa bu ayrılış ona günah kazandırmaz. Kazandırmaz, evet. Hocam çok evet değişik bir sual değerli izleyenler. Diyor ki izleyicimiz, kalp kırdım, kul hakkı yedim. Kime yaptığımı çok iyi biliyorum. Her günde karşı karşıya geliyorum. Ama utanıyorum. Helalleşemiyorum. Çünkü o benim bunu ona yaptığımı nasıl yaptın diye söyleyecek. Ne yapacağımı şaşırdım. Esas utanılacak evet. olan kişinin yaptığı hatadan tövbe etmeyip, o yanlışı görmeyip, o yanlışı düzeltmek için çaba sarf etmemekten utanmalıyız. Hani kalkıp da bir bir saymasına gerek yok. Madem böyle mahcubiyet vardır, mutlaka tanıdığı biridir. Belki de evet sevdiği biridir. Diyecek ki, ya beyefendi, bey amca, teyze, hala her kimse artık. Ben bilerek veya bilmeyerek sana karşı çok yanlışlar yaptım. Lütfen affeyle. Detaya inmeden, o da evet. eğer o kişinin bu itirafında samimi olduğunu düşünüyorsa, buna kanaat getirdiyse inşallah affedecektir. Yani utanıyorum diyerekten kalkıp da birisinin hakkına tecavüz etmiş helallik dilemekten vazgeçmesi uygun değildir. Evet. Hocam diyor ki izleyicimiz, babam küçükken kardeşime ve bana çok sopalar attı. Bu sopalar, dayaklar işkence boyutundaydı. Yaptıklarını yazsam inanmazsınız. Bu yüzden de ben babamı hiç sevmiyorum, ondan nefret ediyorum. Allah Allah. Ne zaman babamın yüzünü görsem, küçüklüğümde kardeşime ve bana yaptıkları aklıma geliyor. Ve kalben de baba olarak görmüyorum. Dilden sorarsa baba diyorum etrafımdaki insanlara. Bunun bana günahı var mı demiş efendim. Keşke bu kadar Fecaat. Kötü örnekler sıralanmasa, söylenmese. Evet. Yani her keşke şöyle bir sual da sorulsa. Benim babam çok iyidir. Benim annem bize çok iyi bakıyor. Benim annem bizim gözyaşımıza asla seyirci kalmaz. Benim annem, zaten annelerin çoğu böyle, babaların çoğu da böyledir. Sakın bu tarz sualler soruldu diye her babayı bu kategoriye asla, sokmayalım. Asla. Her anneyi bu asla. Kategoriye sokmayalım. Asla. Anneler, babalar şefkat kahramanlarıdır.
Ama anne de olsa, baba da olsa, şefkat kahramanı da olsa, eğer anne zulmediyorsa, annelik onu kurtarmaz. Baba haksızlık yapıyorsa, babalık ünvanı o haksızlığını meşru kılmaz. Ben babayım. Demek ki iş bitmiyor ki. Sen babasan evet. Babalığını bileceksin. Zulmetmeyeceksin. Haksızlık yapmayacaksın. Evet hocam, evet. Dövmeyeceksin, sövmeyeceksin, başa kalkmayacaksın. O evlat emanettir. O emanete hiyanet etmeyeceksin. Ama evlat da babasının bu yanlışlara düşmemesi için o da kendince gayret gösterecektir. Dolayısıyla karşılıklı bir diyalog, hak ve hukuku mutlaka dikkate alarak hiçbir zaman zulmün, baskının dini imanı yoktur. Zulmü yapan kimse, zulmü yapan, haksız yapan kimse, evet hocam. Efendim, onu, o babaymış, o Müslümanmış, o gayrimüslimmiş, o kadın erkekmiş, yok. Zulmün dili, baskının, şiddetin dini, dili olmaz. Kim şiddet uyguluyorsa, kim zulüm ediyorsa, kim haksızlık yapıyorsa bu Allah katında bir suçtur, günahtır, insanlık suçudur. Bunu da ifade etmek istedim. Evet. Hocam son dakikalarımıza geliyoruz ama bir şu fitne konusuna bir gelelim. Çünkü Ramazan-ı Şerif'in bitimi çok yaklaştı. Bazı arkadaşlarımız soruyorlar. Son bir soruyu madem öyle, ben bu deminki konuyla alakalı çok değerli bir büyüğümüzün kısa olarak... Evet. Bir makalesi tabii, var. Tabii, onu buyurun. Özetle okumak isterim. Ama bir soru varsa istersen onu sorun. Hayır hocam. Buyurun hocam. Buyurun efendim. Şimdi hani ölümden bahsettik. Ölümden bahsettik. Kolay kolay bir cümleyle, beş cümleyle, 10-20 dakikayla bu önemli hadise anlatılır. Anlatılamaz. Bizim hani meşhur bir söz var. Derler ki, büyüklerin sözünde Rabbani tesiri var. Evet. Yani alimlerin ifadesi, sözü, sohbetlerinde hakikaten gönle sirayet eden önemli bir tesiri var. Efendim, duyduğum kadar sizin de komşunuzmuş. Bundan bir ay önce çok değerli bir büyüğümüz Muhammed Said Arvat evet, Hocalı vefat Said etmiş. Amca, aynı binada oturuyoruz İstanbul'da. Öyleymiş, evet. TGRT seyircileri onu yakinen tanır. Özellikle TGRT FM'de her programları sabahları o doyumsuz sohbetlerine hep muhatap olduk. Yine Türkiye Gazetesi'nde onun çok kıymetli, çok değerli, böyle gönle dokunan o güzel yazılarını hep gözyaşıyla okuduk. Doğru. İşte... O değerli büyüğümüz, Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Ki bundan birkaç gün önce hanımefendisi de maalesef vefat etti. Maalesef 3-4 önce de eşi vefat etti. Burada konuşmuşum. Zehra Hanım da vefat etti. Evet efendim. Evet. Allah rahmet eylesin. Gerek bu pandemi belasından, gerek sair sıkıntılardan dolayı vefat eden bütün mümin kardeşlerimize de rahmetle diliyoruz. Bu sıkıntıya göğüs gelenler, halen hasta olanlara da Cenab-ı Hak şifa lütfeylesin. Efendim, vefatından birkaç gün önce veya bir hafta önce kaleme aldığı son bir makalesidir. Evet. Gazetede yayınlandı. Evet. Şöyle bizim konumuza ışık tutuyor. Biraz böyle ölümle ilgili. Evet. Sanki hissetmiş mübarek. Allah Allah. Bakın ne kadar manidar. Yüreğimize dokunuyor. Evet ben hocam. Ben müsaadenizle bunu böyle okumak isterim. Buyurun hocam. Diyor ki o merhum büyüğümüz. Ölüm her insan için mukadderdir. Ölümden kaçmak, ondan kurtulmak bugüne kadar hiç kimseye nasip olmamıştır. Ölüm gelmeden önce hayatın kıymeti bilinmelidir. Bu da ölümü hatırlamak ve öldükten sonraki hayat için hazırlanmakla olur. Hatırlanmaz ise hazırlık da yapılmaz. Evet hocam. Hadis-i şerifte buyruluyor ki ölüm gelmeden önce hayatınızın kıymetini biliniz. Ölüm her insan için mukadderdir. Ölümden kaçmak, kurtulmak bugüne kadar hiç kimseye nasip olmamıştır. Olamaz da. Ölmeyecek biri olsaydı Rabbimiz bunu bütün kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı ve yaratılmışların en sevgilisi olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama nasip ederdi. Zümer suresinde mealen ey Habibim şüphesiz sen de öleceksin. Onlar yani düşmanların da ölecekler. Sonra hepiniz kıyamet günü Rabbinizin huzuruna muhakeme edileceksiniz buyurmaktadır. İnsan bir şeyden kaçtıkça aradaki mesafe açılır. Evet hocam. Ölüm hariç. Ondan ne kadar kaçarsak kaçalım ona doğru koştuğumuzu Azrail aleyhisselam kapıyı çalınca anlarız. Ya. Of of of. Efendim hiç şüphe yok ki insan içinde ruhu olmayan bir ceset haline gelecektir. Ölüm en büyük vaizdir.
ibret almak gerekir. Kabristandan geçerken mevtalara, vefat edenlere okumalıyız. Onların halinden ibret almalıyız. Onlar da bir zamanlar bizim gibi canlı ve neşeli idiler. Öyle ya. Öyle. Gülüyorlardı, geziyorlardı, yaşıyorlardı. Biz de günü geldiğinde onlar gibi olacağız. Ve onlar gibi toprağa girmek zorunda kalacağız. Bitmek üzeredir. Bir gün bir adam Fudayl İbni İyad, meşhur bir alim zat, hazretlerine gelir ve nasihat ister. O büyük veli o kişiye sorar. Baban hayatta mıdır? Sormuş. O da hayır diye cevap verir. Bunun üzerine ona şöyle söyler. Babasının vefatından ibret almayana nasihat kâr etmez. Adamcağıza nasihat etmemiş gibi görünse de bu sözüyle aslında o zat o kişiye en güzel nasihati böylece vermiştir. Baban öldüğü gibi sen de öleceksin demek istemiş. Ya. Babanın gittiği yere sen de gideceksin. Orada işine yarayacak olan işleri fırsat elindeyken yapmaya gayret et. Yoksa o gün pişmanlığın hiçbir faydası olmaz demiştir. Tabii ki anlayana. Allah rahmet eylesin. Bu Amin. Güzel nasihatlerini biz her zaman muhtacız. Ne güzel ifade etti. Cenab-ı Hak cümlemizi. Allah razı olsun. Sait amcadan da eşinden de tüm ima ile gitmeyi vefat edenlerden mekana cennet olsun diyoruz efendim. İnşallah. Efendim Adana'dan 14 yaşındaki Efe. Dişim ağrıdı. Öğleden sonra orucumu bozmak zorunda kaldım hocam. Çok üzülüyorum. 61 günlük kefaletimi tutacağım. Nasıl yapacağım demiş efendim. Genç yavrumuz. Üzülmesin. Evet. Bir ağrı bir sızıdan dolayı efendim dayanamamış. Zaten yaşı da küçüktür. Küçük. Dolayısıyla evet. O Ramazan'dan sonra bir gün kaza tutsa kafidir. Yine Cenab-ı Hak o güzel yüreği bakın soruyor. Soruyor işte ne güzel. Ne kadar güzel Rabbim o güzelliği devam ettirsin evet. İnşallah. Hocam son 2 dakikaya girdik. Bir iftar saatinde bir dua edelim. Mübarek günlerdir. Siz dediniz ya Kadir gecesini son 10 günde aramak lazımdır ve tek günlere bakmak iyidir diye daha dün bana söylediniz. Evet, bugün de son 10 gün içerisinde edilecek dualarda inşallah yerine ulaşır. Buyurun efendim. Ey yüce Rabbimiz, dergah izzetine bütün samimiyeti yöneliyoruz. Biliyoruz ki itiraf ediyoruz ki çok dertlerimiz var. Maddi ve manevi nice dertlerle muzdaribiz. Allah'ım maddi ve manevi dertlerimize lütfu kereminle şifalar, devalar nasip eyle Allah'ım. Amin. İlahi ya Rabbi bizleri her türlü kötülüklerden, musibetlerden, afetlerden, dert ve ızdıraplardan muhafaza eyle. En büyük musibet, en büyük dert, en büyük afet ve en büyük felaket olan küfür ve isyandan, haram ve günahlardan, kötü ahlaktan, kul hakkını yemekten ya Rabbi cümlemizi lütfu kereminle muhafaza eyle. İlahi ya Rabbi memleketimizi, milletimizi, vatanımızı, mukaddesatımızı, şan ve şerefimizi, şanlı bayrağımızı, istiklal ve istikbalimizi muhafaza etmek için çaba sarf eden, gayret gösteren güvenlik güçlerimize, Mehmetçiğimize güç, kuvvet, azimet, basiret lütfeyle Allah'ım. Memleketimizi kana bulamak isteyen, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyen, bizi Kur'an'dan, İslam'dan, hak ve hakikatten, tarih şuurundan, ecdat sevgisinden, vatan sevgisinden, bayrak sevdasından mahrum bırakmak isteyen zihniyetlere fırsat verme Allah'ım. İlahi ya Rabbi memleketimize, milletimize, vatanımıza samimiyetle hizmet etmek isteyen bütün kişi, kurum ve müesseseleri, bütün yöneticileri lütfu kereminle muvaffak eyle Allah'ım. İki cihanda bizleri Amin. Aziz eyle Allah'ım. Amin. Tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı ve vereceğimiz ve verdiğimiz zekatlarımızı, fitrelerimizi dergah izzetinde kabul eyle Allah'ım. Bizleri bu dünyada iman ile güzel amellerin huzuruna gelmemizi cümlemize nasibu miyester eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Sait Hocam Allah-u Teala razı olsun. Ağzınıza sağlık efendim. Teşekkür ederim. Kıymetli izleyenlerimiz bu akşamki iftara doğru programımızı bitiriyoruz. İstanbul için ezan-ı Muhammediye geldi. Ezan okunacak. Oruçlarımızı açacağız. Allah-u Teala tüm insanlarımızın tuttuğu oruçları kabul buyursun. İnşallah hayırlı bereketli olur efendim. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar olsun efendim. Hoşça kalın.
Köyceğiz Balı hayırlı Ramazanlar diler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alessalâh. Hayy alessalâh. Hayy alelfelâh. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ey Rabbimiz! Sayısız nimetleriyle bizi rızıklandıran sensin. Buna iman ettik ve senin emrine uyduk. Orucumuzla senin rızanı kazanmak istiyoruz. Senin emrinle oruç tuttuğumuz gibi, senin izninle ve senin verdiğin rızıkla orucumuzu açıyoruz. Şu nimetlerinin önünde sana açılan ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. İbadetlerimizi ve dualarımızı kabul et. Bize dünyada ve ahirette güzellik, sağlık ve afiyet ver. Bizi, anne ve babalarımızı ve sana inanan kullarını bağışla. Amin.